Aysel Tekin Tokaç, annesi Ceyda Fahriye Hanım'ı aramak için stüdyomuzda, hemen onu da söyleyeyim. Şimdi Aysel'in annesi Ceyda Fahriye Hanım'la babası Seyfullah Aşit. Soyadı Fahriye mi? İsmi Fahriye. Ceyda Fahriye, soyadını bilmiyorsun. Şimdi Müge Hanım, 2005 senesinde ben kadın doğuma gittim. Evrakları çıkardım dosyadan. Doğum tarihime varıncaya kadar. Ceyda Fahriye Seyfullah Aşit'ten olma kız diyor. Kız çocuğu. Ben bunu evrakta gördüm sadece. Anladım. Ama kimliğimde Fahriye ismi yazılı. Soy Ayvalık Cunta Adası'ndan. Dur, oralara geleceğim. Soy ismini annesi bilmiyorum. Ceyda Fahriye ile babası Seyfullah Aşit 1978 yılında Balıkesir Ayvalık'ta tanışmışlar. Evet. Baban aslen Erzurumluymuş. Evet. O dönem uzun yol şoförlüğü yapıyor. İşi dolayısıyla Ayvalık'a gidiyor. Orada annenle tanışıyor. Evet. Senin annen de daha evvel Marangoz Topal Mehmet ile bir evlilik oymuş. Yapmış. Bu evlilikten 3 çocuğu varmış. 4 belki... çocuk. He? 4 çocuk. 4 çocuğum var. 3 tanesi Ayvalık'ta kalıyor. Sadece benden 2-3 yaş büyük bir ablam daha varmış. Onunla geliyor. Şerife He. adında. Ha, belki de o hala evliydi seni dünyaya getirdiğinde. O yüzden Aynen. soyadını yazmadı. Aynen. Aynen Müge Hanım. Anladım. O zaman 4 tane daha çocuğu vardı. Evet. Sonra sen de onlar birlikte oluyorlar. Resmi nikahları yok anladığım kadarıyla. Yok maalesef. İmam nikah. 1981 yılında sen dünyaya geliyorsun. Sonra sen 3 aylıkken annen Ceyda Fahriye Hanım seni tek başına evde bırakıp gidiyor. Evet. Tek başına bırakıyor seni 3 aylıkken. Tek başına bırakmış. Aa. Ve her tarafım mama içerisinde. Kulaklarım kopmak üzereymiş. Kustun tabii sen. Bilmiyorum. Tabii. Babamı polisler arıyor. Komşular Baba, senin ağlamını duymuşlar. Komşular beni alıyor. Sonra karakola götürüyorlarmış. Karakola götürmüşler. Babamı aramışlar. Ve babam beni karakoldan alıp rahmetli babaannem Naciye Aşit ve Feyzullah Aşit dedeme bırakıyor babam beni. Aa, niye bırakmış acaba seni 3 aylıkken? Babanız bu fotoğraftaki beyefendi mi? Evet. Babamı bu şekilde tanıyor. Anne. Annenin fotoğrafı yok mu? Ay hala ağlıyor. Çok üzücü. Ağlama, bilmiyoruz. Evet bak, mamalar içindeyim diyorsun. Demek ki kustun sen, mamanı yedirdi. Üç ay ben de demek iyi ki boğulmamışsın yani. Müge Hanım, ben de anneyim. İki çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Biri 20 yaşında. Biri şu anda 4,5 yaşında yanımda. Ben de eşimden ayrıyım ama çocuklarımı bırakmıyorum. Şuram izin vermiyor. 7 yaşına kadar babaannemlerin yanında kal. Ondan sonra babamın yanında. Üvey annemle büyüdüm. Allah razı olsun ondan da. Bu yaşa kadar getirdiler beni. Ama anne özlemi var. İsterse 60 yaşında ol. Ama annemi çok özledi. Bir kere göreyim, bir kere. Ne olursa olsun, kötü yolda da olsa... Alıp bağrıma basmak istiyorum. Duysun feryadımı. Anne duy sesimi ne olur. 38 senelik yaşantımı bir kere güldür. Bir kere göreyim seni. Çık artık karşıma ne olur. Kendini yalnız mı hissediyorsun ya? Kıyamam ya. Vallahi. Çok özledim Müge Hanım, çok. Çok haklısın. Ne olur bulun onu bana. Çok haklısın. Çok özledim. Bir kere gelsin göreyim. Kötü yolda da olsa göreyim onu. Alayım bağrıma basayım. Torunlarıyla tanıştırayım onu. Niye kötü yolda olsun? Gel. Çok güzel. Ay şimdi anlatıyorum diye kızacak da benden bahsetme diyor. Annem. Dün bir şey izliyorduk böyle kına gecesinde işte. İşte uçağımda kuşlara malum olsun, ben annemi özledim falan çalıyor.
Ben hiç alışkın değilim. Benim annem öyle ağlayan falan bir kadın değildir yani. Hiç bilmeyiz biz onun ağladığını ettin. Ay başladı ağlamaya. Ben de annemi özledim diye. Ay o kadar kötü oldum ki. Şimdi onun da yanında ben de ağlamak istemedim. Şimdi ben ağla o ağla ne yapacağız gece gece oturup yani. Nurlar içinde yatsın. Anneannem de. Ben de annemi özledim diye ağladı. Seni o kadar iyi anlıyorum ki ya. Şimdi sen böyle yapınca annem geldi de benim de aklıma. Annem de onu söyledi. Kaç yaşında olursan ol insan dedi. Anne istiyor yani. İnanır mısın Müge Hanım? Bir gün İzmir'de bir ev tuttum. Kadın Fahriye ayağı sekiyor. Tuttuğum ev sahibim bu. Karabağlar'da. Kadına şöyle bir baktım. Acaba sen misin? Diye. Kadın Antakyalı. Koşa koşa gitti kimliğini gösterdi. Bak kızım ben senin annen değilim dedi. Her Fahriye'ye annem mi diye bakıyorsun? Herkesi. Görsem yüzünü tanımam. Karşımdan geçse tanımam. Kimden korkuyorsan korkma. Arkandayım. Her türlü arkandayım.